Geçse Ocak ayından itibaren 31 Aralık bilançolarını düzeltmeye tabi tutacağız. Onun için geçici 31'i yapmadan önce 3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanıyor bunlar. Bekleyelim. 3 Ocak'ta bu arttı. Artmadıysa zaten geçici 31'i yapmak zorundaysak, satış varsa gidelim yapalım. Ama yoksa bekleyin, geçici 31 Mart ayında mutlaka bu oran şartlar sağlanacak. Cumhurbaşkanı sadece %10'luk oranı %25'e çıkartma yetkisi var. Farklı bir kanuni düzenleme yapılmazsa eğer, bu şartlarda Aralık olmazsa Mart'ta %100 enflasyon düzeltmesi uygulayacağız. Ne farkı var geçici maddelerle diğer enflasyon düzeltmesinin? Geçici maddelerde taşınmazlar ve amortisana tabi iktisadi kıymetleri görüyoruz. Ama diğerlerinde parasal olmayan tüm kıymetleri görüyoruz. İştirak hisselerini de arttırıyoruz. Enflasyon düzeltmesine. Dolayısıyla enflasyon düzeltmesi çok yakın. Çarpıcı birkaç örnekle sunumu tamamlamak istiyorum. Şimdi geçici 31. maddeye göre yapıyorum. Aynı uygulama 32 için de geçerli. Sürekli yeniden değerlemeyi yapmıyorum. Çok basittir, ona bir örnek vermedim. 3 tane fabrika binası var. Tek uygulama, ama neden 3 tane aldım? Birini enflasyon düzeltmesi yapıldığı tarihten önce bir tarih koydum. Diğerinde enflasyon düzeltmesi yapıldığı tarihten sonra bir arsa aldım, üstüne de binayı koydum. Bundaki düzeltmeyi nasıl yapacağız? Birinde de şu aynı binayı kendim inşa etmeyip de şu aynı tarihte satın alsaydım, düzeltmeyi nasıl yapacağım? Birbirine olan etkilerini bugüne indirgenmiş değerini bulabilmek için enflasyon düzeltmesi. Nasıl yapıyoruz şimdi? 2003'ten olduğu için ne demiştik? Uygulayacağımız oranı bulmak için yeniden değerleme oranını bu 31 Aralık 2004 bilançolarında düzeltmeye tabi olduğu için arsası, binası, her şeyi 2005 Ocak ayının endeksini alacağız. Geçici 31'e göre yaptığım için Mayıs 2021'in endeksini böldüm Ocak ayının, 2005 Ocak ayının endeksine 5,806. 1.300'müş iktisadi kıymetim, çarptım 7 milyona getirdim. Birikmiş amortismanların 468, 2020, 2021 yılında da 11 aylık ayırmışım. Benim bu müşterimin kendi uyguladığım bir uygulama bu. Her ay düzenli olarak amortisman kaydı yapıyoruz burada. Büyükçe bir firma, bütçeleri karşılaştırmak için her ay mutlaka amortisman da istiyorlar. Dolayısıyla bunu da yaptım. Şu ikisinin toplamı 491.833 lira. Şimdi geldik amortismanları arttırmaya. Amortismanlarımızı da hiç kıpırdamayayım, şuraya mı geçeyim? Mesela tabii kameranın kadrajından çıkacağız ama şuradan geleyim şöyle. Amortismanları da görebiliyor musunuz burada? Tamam, şöyle geçeyim. Amortismanlarımızı da arttırdık. 2.780.000 lira oldu. Dolayısıyla net değeri buluyoruz burada. Net defter değerini. Neyin net defter değerini? Arttırdıktan sonraki net defter değeri, eksi arttırmadan önceki net defter değeri. Abi nereye gitsek yer altında kabloya basıyoruz. Net defter değerini 3.960.000 liraymış. %2 çarptık, 79.202 lira bir vergi ödedik. Arttırım öncesi net defter değerim 808.000 lira. Arttırım sonrası net defter değerim 4.768. Aradaki fark 3.960. Geldik burada bulduk. Şimdi fabrika binasını satın aldığımızda nasıl uyguluyoruz burada? Ve üzerine arsa yaptığımızda. Arsayı üzerinde amortisman olmadığı için, ya şöyle geçeyim, belki burada bir şey yoktur. Orada ilgili yok, oturmaya gerek yok. Oraya da gittik. Bir yerde oturduk. Kablo ile alakası yok. Orada ilgili yok. Kablo ile alakası yok. Ya bir temassızlık bir şey var burada. Yalçın Bey, bir şey. Tabii. 11 aylık amortisman geçici 31'de söz konusu olur mu, yoksa 6... Darçın bir örnekle devam ediyorum orada. O 11 ay ayırdığım amortisman, fiilen ayırdığım amortisman. 12. ayda yapıyorum bu değerlemeyi şimdi. Şimdi geldim, bu değerlemeyi yaptım. Arsayı amortisman olmadığı için komple 300.000 liraya arttırdım. Nereden aldım? 2005'in Haziran ayında aldığım için 2005'in Temmuz endeksini 31 Mayıs 2021 endeksine oranladım. 5.58'i aldık burada. Arsayı 300.000 lirayı 1.600'e getirdik. Ya bu sinir bozmaya başladı.
Bu bundan mı kaynaklı, nereden kaynaklı? Şu makineyi başka bir yere mi götürsek? Şöyle koyalım. Belki bu kablolardan uzaklaşınca bir şey olacak. Evet, burada arsayı 1376'ya getirdik. Binayı ne zamandan itibaren değerleyeceğiz? Biz aktife inşaatı tamamlamış 30 Haziran'da tamamladığımız için diğer maliyet unsurlarını 300'ü arsaya aldığımıza göre 1 milyon da maliyet harcama yapmışım ben. 1 milyon liralık harcamamı da 36 tarihi itibariyle taşıyordum. 36 tarihi itibariyle yapacağım için Temmuz ayının endeksini aldım getirdim buraya. 2007'nin Temmuz ayının endeksini yine 2021 Mayıs'ın endeksiyle oranladım. Geldim değerlemeyi burada. Nasıl yaptık? 4.787. Birikmiş amortismanları ne yapıyoruz? Kalsın şimdi oynamıyor. Birikmiş amortismanları ne yapıyoruz? Birikmiş amortismanların arsayı, binayı bir şey karıştırmadan sadece kayıtlı değer üzerinde 2007'den buraya getiriyoruz değerli meslektaşlar. Aktif aldığımız tarihten itibaren. Bu arsayı sadece 2007'de satın alsaydım, ben yapmasaydım aynı uygulamayı alıp getiriyoruz. Şu ikisinde arsa ayrı arttırdığında 5 milyon 83 bin lira oluyordu arttırılmış değer. Tek arsayı satın alsaydım, binayı satın alsaydım 4.929. Şimdi gelelim Süreyya Bey'in sorusunu da içeren kısmı anlatmaya. Ama önce bana nasıl bir avantaj sağladı bu? O avantajın bugüne etkisi nedir? Bunu görelim. Arttırılmış sabit kıymet tutarım 7 milyon. Sadece buradan gideceğim değerli meslektaşlar. Diğerleri de aynı olduğu için slide'la bakacağım gidersiniz. Benim 1.300'lük binam nereye geldi? 7 milyon 548 bin liraya geldi. Artık amortismanlarımı bunun üzerinden %2 ayıracağım. Nedir? 150 bin 975 lira her sene ayıracağım. Bu binaya ne kadar kalmış benim amortisman? 50 yıl olduğu için 32 senem kalmış geriye. Dolayısıyla eski tutarı üzerinden 26 bin ayırıyordum. Şimdi 150 bin üzerinden ayıracağım. 124 bin lira fazla bir amortisman ayıracağım. Kurumlar vergisi oranıyla çarptığımda yıllık birinci yıl 31.243 lira bir vergi avantajı sağlayacağım. 32 sene ben bunu ayıracağım için kümülatifte 809 bin lira bir vergi avantajı sağlayacağım. 79 bin lira başlangıçta da vergi ödüyordum. Düştüm. 730 bin lira bir vergi avantajı sağlayacağım. Ama ne zaman sağlayacağım? Birinci yıldan başlayacağız. 32. yılın sonuna kadar. Aynı tutarda avantaj sağlayacağım. O zaman ne yapacağız? 32 seneyi toplayacağız, vergi avantajlarını bugüne taşıyacağız. Net bugünkü değer formülüne. Nasıl taşıyacağız net bugünkü değer formülünü? Vergi avantajı bölü 1 artı %17,5 bugün en yüksek faiz oranına baktım gelirken %17,5 1 artı parantez içinde üstü birinci yılda 1, ikinci yılda 2, 32. yılda kadar 32 dediğimizde her bir yıldan bugüne getiriyoruz. 32 yıl bugüne getirdiğimizde şu 809 bin lira, neti 730 bin lira, 97 bin 98 lira kümülatifte 32 senede bugün için bana sağladığı bir avantaj değerli meslektaşlar. Hesaplamayı yaparken bunu da dikkate almak gerekiyor. Gelelim amortismanlarla ilgili sıkıntılı bir durum. Nasıl sıkıntılı bir durum? Öncelikle ben fiilen ne kadar gider yazdım? 11 ay aylık demiştim ya. 3 aylık 6.500 lira ayırmıştım. Toplam 26 bin lira ayırıyoruz ya 12 ayda. 3 aya isabet eden 6.500 lirayı gider yazmışım. 6. ayda da 6.500'ü gider yazmışım. 9. ayda da 6.500'ü gider yazmışım. 10 ve 11. ayda bunların 3'te 2'si 4.333'ü gider yazmışım. 12. aya geldiğim yeniden değerlemeyi yapıyorum. İktisadi kıymeti getirdim. Ama amortismanları nereye kadar değerleyeceğim? Kanunun yayın tarihi 9 Haziran'a kadar. Ben 9 Haziran'a kadar kaç tane amortisman tutarını değerledim? İlk 3 ayın tamamını değerledim. 37 bin liraya geldi. İkinci 3 ayın 36'da yaptığım için Nisan ve Mayıs'ını değerledim. Haziran'ını değerleyemedim. Toplamı 27.329 oldu. 9'u değerleyemiyorum. 10, 11'i değerleyemiyorum. 5 ayın değerlenmiş tutarıyla kalan kısımlar benim artık 75.906.54 değerlenmiş tutarlı birikmiş amortismanın 2021 yılı içerisinde ama fiilen yazdığım gider
23.833 lira. Şimdi nasıl gider yazacağız? Ne kadar da bir kaybımız olacak? Tebliğ diyor ki 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle yeni değer üzerinden 150 bin liralık ayır. Bu tutardan da ayırdığın amortismandan artı ayırdığın döneme ilişkin değerlenmiş tutarlarıyla beraber 75.906 şu var diye şu tutarı düş diyor. İndirim konusu yapmak için hesapladığın 150 bin liradan. Şuradan düş diyor. Kalanın 75.069. 31.12'de bunu ayırdım ama daha önceki bunları değerleyerek belirlediğim tutardan düş. Kalanını yaz. 75.069 lirayı yaz diyorlar. Ben 75.906'yı düşündürdü bana ama ya ben fiilen 23.833 lira gider yazdım. 150 binden bunu düşüp 127 bin lira yazmam lazımken sen 75 bin lira yazıyorsun. 52 bin lira gider kaybım oluyor. Bu da fonu aktarılan tutar kadar oluyor. Aslında bu göze alıp beyanname üzerinde diğer indirimlerde kullanılabilir. Veya doğrudan bu gider yazılabilir diye düşünüyorum. Düşünen üstadlar da var. Bundan ilgili. 9. ay itibariyle bu değerlemeyi yapsaydım gene 52 bin lira. Niye? Haziran'a kadar zaten 5 aylık değerleme yaptığım için. Haziran'da yapsaydım gene 5 aylık değerleme yaptığım için birikmiş amortismanlara etkisi bir olacaktı. Sadece kanun çıktığı gibi bu değerlemeyi yapsaydım Haziran ayını ayırmadığım için fona yazacağım tutar 31 bin lira olacaktı. Eksik giderim 31 bin olacaktı. 20 küsur.